özledik yani böyle bir araya gelmeyi. Böyle hani pandemiden hemen sonra artık tabii aşılanma bir yere geldi. Evet. İnsanlar biraz daha güvene erişti çevreyle ilgili. Bizim için de böyle yeniden bir arada alıp bir etkinin içinde zaman geçirmek, insanlara başka türlü bir merhaba demek, başka türlü bir paylaşım heyecan verici. Sanatla buluşmak heyecan verici. Bakalım inşallah böyle devam eder. Bugün de çok güzel bir sanat eserine ev sahipliği yapıyorsunuz. Onun için neler söylemek istersiniz? Paralel Universe bizim Avuç'la yaptığımız bir sergi. Dastas'ın içinde ilk dijital sergimiz. Bundan sonra süre gelecek sergilerin bir başlangıcı diyebiliriz. Biz böyle özellikle yaz aylarında daha büyük ölçekli, kış aylarında da böyle sürdüreceğimiz, bu yukarıdaki salonlarımıza devam ettireceğimiz böyle içerikler, sergileri dünya genelinde kendimizi ayırttırıyoruz, yenilerini ürettiriyoruz. Bizim de parçası olduğumuz sanatsal etkiler yaratmaya çalışıyoruz aslında birazcık. Çünkü artık böyle güncel sanat, yeni medya dediğimiz böyle başka bir şeye dönüşmeye başladı. Daha çok seyircinin etken olduğu, içinde parçası olduğu, böyle hani dokunabildiği, üstünde yürüyebildiği, kendisine bir katkı koyabildiği, performans hatta gösterebildiği bir şeye dönüştü. O bizi heyecanlandırıyor. O yüzden yarının dünyası, yarının sanatı bu diye de bakıyoruz biraz. Bollywood'un desteği de bu anlamda güncel sanata da, Dastas'a da çok değerli bizim için. Avuç zaten dünyada çokça varlık gösteriyor. Çin'de, Kore'de, Orta Doğu'da, Amerika'da, birçok Avrupa ülkesinde ödülleri var. Ve çok değerli sanat parçaları üretiyor. Bu da heyecan verici. Bakalım, umarım çok ciddi bir seyirci sayısı var. Böyle her gün 700'ün üstünde, 800'ün üstünde pandemi koşullarına rağmen bir katılım oluyor. Seanslar var, seanslara geliyor insanlar. Ve çıktıklarında böyle bir etkilenmiş oluyorlar. Ve hep yanlarında bir parça götürüyorlar. Ya sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar, ya arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. O yüzden böyle benim için nasıl diyeyim, ilginç bir deneyim. Benim için de ilginç bir deneyim. Dastas'ın kurucusu olan bir parça olarak söylüyorum bunu. Bir tiyatrocu olarak, bir sanatçı olarak benim için de ilginç bir deneyim. Ama dediğim gibi 4 yıldır zaten istediğim, mütemadiyen her fırsatta buraya getirmek istediğim, Avuç'la işbirliği yapmak istediğim, dünyanın çeşitli yerlerine gezdiğim de bir içerikti. Umarım herkese ulaşır. Tiyatro sahnelerini soralım efendim. Yasaklarda malum farklı tiyatro sahnelerine başlıyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi çok yakın zamanda açık havalar başlıyor. Biz Antalya'da Şener Şen, Zengin Mutfağı, Vahşet Tanrısı ve bizim West End oyunlarımızla 5-6-7 Temmuz'da başlatacağız. Sonra İzmir, Ankara ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açık havalarda tiyatroyu devam ettireceğiz aslında. Dastas olarak turnelerimizi devam ettireceğiz. Sonrasında Ekim'de artık Eylül sonu, Ekim başı yeniden açıyor olacağız sezonu. Çok heyecanlıyız. Umarım tam kapasiteyle eskisi gibi herkesin sağlığına kavuşabildiği bir ortamda yeniden seyircimize buluşuruz. İşler yoğunlaşmaya başladı efendim. Bu sırada da bir kız babası olarak babalık nasıl gidiyor? Vallahi babalık bütün bu konuştuklarımızın yanında bambaşka yani. Çok ayrı bir dünya. Ayrı bir konu, öyle ayrı bir dünya ki umarım herkese nasip olur çocuk sahibi olmak. Tabii bu bir seçim. Herkes çocuk sahibi olmak zorunda diye bir şey yok ama çok başka bir deneyim. Böyle kendinizi, eşinizi, ailenizi yeniden tanıyor. Bütün o süreçleri yeniden yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Bütün o öğrenme süreçlerine şahit oluyorsunuz. O insana dair o biricik, en değerli olan var olma içgüdüsünün nasıl çalıştığını böyle yeniden deneyimliyorsunuz. Aslında işte o çocuğun dünyası kadar küçük bir dünyamız var. Ve o kadar da merakla, o kadar da heyecanla gelişen bir dünyamız var. O saflığı, o temizliği, o böyle empatiyi kurmaya dair bir özellikle sanatçı olarak da söylüyorum. Mutlaka yaşanması gereken bir şey. Umarım herkese nasip olur. İlk uçağınızı aldığınızdaki duygularınızı anlatabilirsiniz bizim için. İlk uçağımızı mı? İlk uçağınızı aldığınızda kızınızı. Hayır kucağınızı. İnşallah uçağı da sarsılıyor mu? Hayır öyle bir şey değilim. İlk kucağımı aldığımda ya bir an şey gibi oldum böyle bir dizinin içinde miyim? Bir dizinin içinde miyim acaba? Bu bir şaka mı falan gibi. Hani
Ya bir de ben bütün bu süreci pandemi içinde yaşadığım için çok hani İdil'le bir aradaydım. Şanslıyım. Bütün o hamilelik sürecini birlikte yaşadım. Ben hatta o süreçte kilolarımı aldım, hamilelik kilolarımı. Ama yani kucağıma aldığımdaki duygu böyle gerçekten bir şu serginin içinde bir yapay zekanın ürettiği bir yerde Matrix'in dünyasındaymışım gibi yani. Çünkü gerçek mi yani? Oldu mu? Bu arkadaş mı yani? Daha çok size mi benziyor, annesine mi benziyor? Onda ikimize de benziyor ya. Hani sadece İdil'e de benziyor, sadece bana da benziyor. Parça parça ikimize de benziyor. Bir eşitlik sağlanmış orada. En çok geceleri kim kucağında gidiyor efendim? Gazını kim çıkartıyor? Orada da iş bölümü yaptık ama daha çok anne emeği var. Yani her şekilde. Maalesef belli zaman sonra sen işlevsiz oluyorsun. Çünkü besini de anneden oluyor. Ama gaz konusunda iyi. Çok iyi çıkartılabiliyorsun. Gaz konusunda iyi. Peki sanat da dijitalleşti, her şey dijitalleşti. Biliyorsunuz para bilimleri dijitalleşti. Bebek de dijitalleşti diyorsun. Para da dijitalleşti, bu konuyla ilgili bir düşünceniz var. Yatırım yaptınız mı? Biliyorsunuz Bitcoin'ler, altcoin'ler mevcutlar. Hatta Türkiye artık kendi dijital para dilini çıkartıyor. Evet, kripto para dünyasını sen çok yakından takip ediyorsun. Ne güzel. Ya biz tabii finans sektörü sanatla da çok iç içe. Ve aslında dünya finans sektörüyle çok iç içe. Dolayısıyla yakından takip etmek ya da en azından takip etmek durumunda kalıyoruz. Bu kripto para dünyası ve kripto para borsaları tabii ki çok daha şimdi öyle zemin yavaş yavaş oluşuyor. Ama çok güvendiğimiz yapılar var. Hani burada Paribu olduğu için söylemiyorum ama tabii ki hala öğrenmemiz, geliştirmemiz gereken kendimizi bir dünyası var. Ama bütün o bankalar kurulurken, yeni para birimleri hayatta varlıklarını sürdürürken süreçlerden geçtiler. İnsanları paralarını alıp bankaya koymaya ikna etmek bundan 100 yıl önce çok acayip zor bir şeydi. Şimdilerde işte artık paranın dünyayı gezmesi diye bir şey söz konusu. Hatta artık ona para bile demiyorlar. Kripto varlık diyorlar. Bilmiyorum yani çeşitli özgürlük alanları yarattı şüphesiz. Çeşitli hızlandırmalar yarattı, fırsat eşitliği yarattı yer yer şüphesiz. Umarım uzun vadede herkes için hayırlı olur. Herkesin kaynağını arttırabileceği, doğru yönetebileceği, şeffaf yönetebileceği, daha az kesintilerin olabileceği, yine insana yakışır, insana yaraşır bir büyümeye vesile olur. Öbür türlü yine zaten zengin olanı zengin eden bir sistemin dünyanın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umarım hani küçücük varlığı olanı da büyütebileceği bir fırsat eşitliği sunar. Ne olur herhangi bir hisseniz var mı? Kripto para yatırımınız mevcut mu? Ben küçük küçük yapıyorum ama böyle hani gerçekten öğrenmek için. Öğrenmek için ben de böyle anlamaya çalışıyorum. Peki sanat dünyasında birçok kişi yatırdı. Hatta yakın o arkadaşlarımızdan da var. Yatırıp biraz borsada birçok kaybedenler de oldu. Yani yatırımımız mevcut mu? Ben bir kayıp yaşamadım. Biraz geç girdim herhalde. Daha geç zamanlarda girdim yani. Herhalde o yüzden de böyle büyük bir kayıp yaşamadım. Ama hani diyorum ya öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü daha çok parasını, kriptosu, coin'ini öğrenmekten çok blok zincir tarafı beni ilgilendiriyor. Yani böyle akıllı sözleşmelerin olduğu, sistemin biraz daha böyle otonom yönetildiği, biraz daha şeffaf, erişilebilir sistem olması beni ilgilendiriyor. Yoksa ucundaki para birimini çok ilgilenmiyor açıkçası. Ben sistemin kendisi beni heyecanlandırıyor. O yüzden de diyorum ya zarar etmiyorum.